Allah Celle Celaluhu'nun nazarında seni utandıracak günahlarını kenara bırak. Allah aşkına bu çok önemli mevzu ya. Hepimiz Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna hesaba çıkacağız mı arkadaşlar? Çıkacağız. Allah Celle Celaluhu mahşerde bizzati kendisi hesap soracak. Birebir hesap soracak. Ne hesap vereceksin? Allah için soruyorum sana be. Bu dünyada namazsız, abdestsiz, gusülsüz yaşayanlar Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna cenabet çıkacak. Açık konuşuyoruz. Bu dünyada sarhoş gezenler Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna sarhoş çıkacak. Nasıl bir kafadır ya? Nasıl bir utanç? Bak ne diyor? Allah'ın huzuruna utandıracak işler yapma diyor. Kim ister bugün? Hepinize sorsam. Desem ki hanginiz Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna sarhoş, bilmem ne, zinakar çıkmak ister? Hiçbirimiz ama yapıyoruz bu işleri. Allah Celle Celaluhu'nun nazarında seni utandıracak işlerden uzak dur. Faizden uzak durun arkadaşlar. Kim faiz alıp verirse o annesiyle Kabe duvarında zina etmiş gibi günaha giriyor. Ya faiz alan veren var ya, Firavun ve askerleri mahşere çıkarken onun üzerinden tepinerek geçecek. Daha ne bela arıyorsun sen be? Ama diyor yüzde bilmem kaç. Başlarım yüzde üçüne, beşine, sıfırına. Yok böyle bir şey, yok. E ölelim mi? Öl. Öl. Şehit olursun. Şaka yapmıyorum. Faiz almıyorum kardeşim. Gerekirse açlıktan ölürüm dersen. Yani şimdi solcuları da haber olacak ama neyse, yapacak bir şey yok. Fakirler biraz haber yapsın. Tabii. Onları da düşünmek lazım arkadaşlar. Tabii kardeşim şimdi yani. Sağcılar bize haber yapmıyor hiç. Bari solcular yapsın, ne yapalım. Bari ayet hadis duysunlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyetin ahlakı hayadır, utanmadır, edeptir. Hayasız olan hep kötülük eder. İbn-i Mace'de geçer. Arkadaşlar, haya utanmaktır, edeptir. Namustur, namus. Bu ülkede %15-20'lik bir kesim, herhangi bir kesimi söylemiyorum ama falancılar filancılar demiyorum. Genel insani sayısına bahsediyorum. %15-20'lik bir kesimde utanma, edep, ahlak, namus kavramı kalmadı. Dün bir tane video çıktı karşıma. İyi dinleyin. Bir tane sanatçı müsveddesi, şarkıcı müsveddesi, isim vermeyeceğim. Çıkmış bir yerden zaten meşhur, hemen paparazzilere ağzına girer. İşte hanımefendi ya da beyefendi ne yaptınız, ne ettiniz? İşte albüm çalışmana devam ediyoruz, bilmem ne bilmem ne. Bak bak, mevzuyu iyi dinle arkadaşlar. Diyor ki muhabir, diyor hanımefendi, diyor içeride diyor eski kocanız ve sevgilinizle beraberdiniz. Eski kocanız ve sevgilinizle beraberdiniz. Eski kocanız bir şey demedi mi diyor. Ya diyor böyle sorular olur mu diyor ya. 2024'e girdik diyor. Allah aşkına muhabbete bakar mısın? Muhabir de Allah razı olsun diyor ki daha 2024'e girmedik diyor. 15 gün daha var diyor. Güzel laf söyledi. Daha 15 gün vardı, girmedik diyor 2024'de. Neyse, mevzu değil. Neyse gireceğiz zaten diyor. Ya arkadaşlar bu devirde böyle sorular kaldı mı diyor ya. Eski kocam ve sevgilim gayet mutlular diyor. Allah aşkına şu genişliğe bak. 2024 oluyor, bunlar olur mu diyor. Yani eski sevgilimle kocamla aynı anda takılırım ben diyor. Problem yok diyor, ortamlar akıyoruz diyor. Peki 2024'te bu kadar serbestse 2025'te bunlar ne yapar arkadaşlar? Allah muhafaza diyorum. 2030'da direkt soyun yol ortasında. Yaparlar kardeşim, yaparlar. Bak vallahi diyorum, yaparlar. Allah'ın adına yemin ettim. Peki bir de ne derler arkadaşlar? Ya 2030 oldu kardeşim, bırakın da sokak ortasında zina edelim derler. Hadis-i şerif nereye geçiyor? Ahir zamanda sokak ortasında eşekler gibi çiftleşecekler. Hadis-i şerif var. Kimse onlara çıt çıkarmayacak. Onlara yapmayın bırak. Ya şu duvarın arkasında yapın bari diyen o zamanın Ebu Bekir'i sayılacak. Hadis-i şerife bak. Ahmallere bak. Ya arkadaş biz bir şey söylüyoruz ama biz sapık oluyoruz. Ya İslam'da Rabbimiz Celle'ce 4'e kadar hanım almaya müsaade veriyor mu? Ama ayette ne diyor? Siz birle yetinin diyor. Ayetin sonu bu. Bak buranın, ayetin burasını almazlar. Namussuzlar. Ama diyor siz birle yetin diyor Allah Celle'ce. Adalet sağlayamazsınız diyor. Müslümanlar da böyle bir şey olsa işte hocalar böyle, hocalar böyle, bunlar sapık. Ulan kadın duble yapmış orada. Eski kocası var, sevgilisi var. İçeride bilmem .com.tr'ler dümdüz gidiyor. Bunlara serbest. Tabi bunlarda utanmalama, namus denen bir şey, kavram yok. Sorsan sen nasıl konuşuyorsun? Onlar çağdaş, onlar medeni. Ulan medeni de birbirinizi mi şey yapacaksınız? Beni konuşma şimdi. Ulu orta yerde. Geldiğimiz muhabbete bak. Neyse. İşte haya, utanma, edep denen, namus denen bir şey kalmamış arkadaşlar.
Hayasız olan emanete hıyanet eder. Hain olur. Merhamet duygusu kalmaz. Dinden uzaklaşır. Lanete uğrar. Şeytanın aynı şeytan oluyor. Utanması olmayan diyor. Şeytandan bir farkı kalmaz. Utanmak ne demek arkadaşlar? İnsanların içinde açık açık günaha giren, Allah'tan korkmayan. Ya Hazreti Osman'dan radıyallahu anh, Rabbim şefaatinden aleyhisselam. Amin. Ya diyorlar ki ona, Efendimiz aleyhisselatü vesselam şeytana sordu. Dedi ki Osman hakkında ne düşünürsün? Dedi ki ondan Rahman'ın melekleri bile utanır. Ben de utanırım dedi Osman'dan. Hazreti Osman'a sorar radıyallahu anh. Dediler ki sen bu makama nasıl geldin ya? Dedi ki ben dedi evde dedi yıkanırken bile iki büklüm yıkanıyorum. Üstünde peştemal var ha. Bizim gibi şey değil yani komple.com değil yani. Bize hiç komple evin içinde öyle geziyor. Evim kardeşim ne olacak lan öyle iş mi olur? Edep. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki ben diyor banyoda yıkanırken üzerinde peştemal var. Altında içlik var kardeşim. İki büklüm yıkanırım diyor. Allah'tan utanıyorum diyor ya. Mevzuya bak. Bizde var mı arkadaşlar böyle bir evliya Allah? Var mı? Nerede? Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Al işte. Hadis-i şerife bak hizaya gel. Haya imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları da bozulur. İman çıplaktır. İyi dinleyin bu hadis-i şerifi. İman çıplaktır. Süsü haya, elbisesi takva, sermayesi fıkıh, meyvesi ameldir. Deylemi'de geçiyor. Haya insan olsaydı, salih bir kişi olurdu. Fuhuş bir insan olsaydı, kötü biri olurdu. Taberani. Haya ile iman bir aradadır. Biri giderse öteki de durmaz. Hakimde geçiyor. Arkadaşlar hayayı iyi anlayın. Utanma duygusu. Utanma. Utanmıyorsan dilediğini yap. Al sana bunu da profil fotoğrafına kapak yap. Ama biz kimi kapak yapıyoruz? Icardi. Bilmem ne. Zico muydu? Fener'de kim vardı? Ne? Ceko kim lan? Edin Ceko. Ulan iki tane melek adını saysam saymaz. Öyle kardeşim geçen nüptezeli birine mikrofon uzatıyorlar. Dört büyük meleği sayar mısın diyorlar. Dört büyük melek böyle yapıyorum. Bir dakika diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli seyyidina Muhammed. Abartmıyorum. Dört büyük meleği say dedi. Bismillah'tan girdi. Salavattan çıktı. Tamam dedi kardeşim al sana dört büyük melek. Öteki ne yaptı? Dedi dört büyük meleği say. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali dedi. Ben zaten gözlerimi yumdum. Dedim Allah'ım beni al ya Rabbel Alemin. Nerelere gidelim? Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minûne billâh.